Otizmli bir çocuk için hazırlayacağınız sistematik öğretim programı, çocuğun eğitsel gereksinimlerini ve davranış sorunlarının üstesinden gelinebilecek şekilde tasarlanmalı. Peki sistematik öğretimin içinde neler olmalı? Eğitime yeni başlayan çocuklara şu temel öğrenme becerilerini ve iletişim becerilerini kazandırmamız gerekiyor. Peki nelerdir bu temel öğrenme becerileri? En başta çocuğun öğreten kişiye karşı dikkatini yöneltmeyi öğretmemiz gerekiyor. Adı seslenildiğinde tepki vermeyi, ona bir materyal gösterildiğinde o materyale dikkatini yöneltmeyi öğretmemiz gerekiyor. Yani ilk temel beceri dikkati yöneltme becerisi oluyor. Bir diğer önemli beceri ise eşleme becerisi. Çocuk varlıkları eşleştirmeyi öğrenmesi gerekiyor. Örneğin bir kuş resmiyle kuş resmini eşleştirmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bunların aynı şeyler olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Bu ileride özellikle iletişim ve diğer karmaşık becerilerin öğretiminde çok önemli bir ön koşul beceri. Yine öğretimin başında basit komutlara uymayı öğretmemiz gerekiyor. Gel, otur, eller aşağıda, bekle, ver, al gibi basit komutları öğretim sırasında kullanabileceğimiz basit komutları yine en başta öğretmemiz gerekiyor. Diğer önemli temel öğrenme becerisi taktik becerisi, motor taktik becerisi. Çocuklara insanların hareketlerini ve konuşmalarını taklit etmeyi öğretmemiz gerekiyor. Taklit otizmde bir yetersizlik. Eğer biz bu beceriyi geliştirebilirsek çocukların özel eğitim ihtiyacını da azaltabiliriz. Çünkü taklit ederek, gözlemleyerek öğrenecekler. Aynı zamanda sosyal beceriler taklit yoluyla öğreniliyor. Dolayısıyla motor taklit özellikle ilk öğretilmesi gereken beceri grubu arasında yer alıyor. Bunun dışında varlıkları resimleriyle eşleştirmeyi öğretmek, fotoğrafla etkinlik çizerken takip etmeyi öğretmek için özellikle çok gerekli. Konuşmayı geliştirmek için, yani diğer iletişim becerilerini geliştirmek için çok gerekli bir beceri. Bunun dışında etkinlik çizelgesi. Düzeyi ne olursa olsun her çocuğa çizelge izlemeyi öğretmemiz gerekiyor. Çocuklar çizelge takip ederek sosyal iletişime yönelecekler. Bir dizi etkinlikte meşgul olmayı öğrenecekler. Ve çizelge takip ettiklerinde problem davranışları azalacak. Bunun dışında çocuklara özellikle alıcı dil becerilerini kazandıracağız. İnsanların konuşmalarını anlamayı öğreteceğiz. En başta basit komutlara uymayı öğretiyorduk. Burada ise daha karmaşık komutları yerine getirmeyi öğreteceğiz. Ve sonrasında tabii ki kavram öğretimi gelecek. İstek bildirmeyi öğretmemiz gerekiyor. Eğer konuşabiliyorsa sözcükleri kullanarak isteklerini belirtmeyi öğrenecek çocuk. Eğer konuşamıyorsa işaretle, basit işaret diliyle veya fotoğraf sistemiyle veya ses kaydedilen cihazlarla isteklerini karşı tarafa iletmeyi öğrenecek.